Arkadaşlar, biliyor musunuz? Türkiye coğrafyası ve iklimi sayesinde pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin dört bir yanında, farklı iklim ve coğrafi özelliklere sahip bölgelerde, birbirinden farklı ve eşsiz canlı türleri yaşamaktadır. Ülkemizdeki dağlar, ormanlar ve sulak alanlar, birçok vahşi hayvan için harika bir yaşam alanı sunuyor. Bu alanlar, hayvanların barınma, beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılayarak onların hayatta kalmalarını sağlıyor. Bu güzel canlılar, Türkiye'nin doğal zenginliğinin çok önemli bir parçası. Onlar, doğanın dengesini korumada ve ekosistemlerin sağlıklı işlemesinde kritik bir rol oynuyorlar. Türkiye'de sadece memeli hayvanlar yaşamıyor. Kuşlar, sürüngenler, balıklar ve böcekler de bu zengin ekosistemin birer parçası. Her biri ekosistemin farklı bir yönünü destekleyerek doğanın çeşitliliğini artırıyor. Ve böcekler de bu zengin ekosistemin birer parçası. Bu küçük canlılar toprağın verimliliğini artırarak ve bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olarak ekosistemin sağlıklı kalmasına katkıda bulunuyor. İşte bu çeşitlilik ülkemizin hem doğal güzelliğine hem de ekolojik dengesine katkıda bulunuyor. Türkiye'nin vahşi yaşam hazineleri, doğanın bize sunduğu en değerli armağanlardan biridir. Türkiye'de yaşayan vahşi hayvanlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri Anadolu leoparıdır. Bu muhteşem yaratık, güçlü kasları ve çevik hareketleriyle doğanın en etkileyici avcılarından biridir. Güçlü ve çevik bir avcı olan Anadolu leoparı, maalesef nesli tehlike altında olan türler arasında. Avlanma ve habitat kaybı gibi tehditlerle karşı karşıya kalan bu leopar, korunması gereken önemli bir türdür. Anadolu'nun dağlık bölgelerinde çok nadir de olsa görebiliriz. Bu nadir görülen anlar, doğa severler için büyük bir heyecan kaynağıdır. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan yaban keçileri de Türkiye'nin vahşi doğasının simgelerinden. Bu hayvanlar zorlu doğa koşullarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamışlardır. Tırmanma yetenekleriyle bilinen bu hayvanlar, sarp kayalıklarda kendilerine güvenli yaşam alanları buluyorlar. Yüksek kayalıklarda dolaşırken, doğanın zorluklarına karşı ne kadar dirençli olduklarını görebiliriz. Ayrıca bozayılar da Türkiye'nin ormanlık alanlarında yaşıyor. Bu büyük ve güçlü hayvanlar, ormanların derinliklerinde sessizce dolaşırlar. Genellikle insanlardan uzak durmayı tercih eden bu büyük hayvanlar, orman ekosisteminin önemli bir parçası. Onların varlığı, ormanların sağlıklı ve dengeli kalmasına yardımcı olur. Anadolu leoparı, Toros Dağları gibi yüksek ve engebeli arazilerde yaşamayı seviyor. Bu dağlar, leoparların avlanma ve saklanma ihtiyaçlarını karşılayan zengin bir ekosistem sunuyor. Bu bölgeler onlar için avlanma ve saklanma açısından çok uygun. Leoparlar, yaban keçileri gibi avlarını kolayca takip edebilir ve kayalıkların arasında gizlenebilirler. Yaban keçileri de genellikle aynı bölgelerde bulunuyor. Bu keçiler, dağların sarp yamaçlarında ustalıkla dolaşarak yiyecek ararlar. Sarp kayalıklar, yırtıcılardan korunabilecekleri güvenli alanlar sağlıyor. Hem avcılar hem de avlar için bu kayalıklar hayati öneme sahip. Bozayılar ise daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun ormanlık alanlarında yaşıyor. Bu ormanlar, ayıların yaşam döngüsünü sürdürebilmeleri için gerekli olan her şeyi barındırıyor. Bu bölgeler, ayılar için bol miktarda yiyecek ve barınma imkanı sunuyor. Ayılar ormanların derinliklerinde yiyecek ararken, aynı zamanda güvenli bir barınak bulabiliyorlar. Sulak alanlar, göller ve nehirler de birçok farklı canlıya ev sahipliği yapıyor. Bu alanlar ekosistemin dengesini koruyan önemli yaşam alanlarıdır. Su kuşları, balıklar ve diğer su canlıları bu alanlarda besleniyor ve çoğalıyor. Bu sulak alanlar, biyolojik çeşitliliğin korunması için kritik öneme sahiptir. Türkiye, nesli tehlike altında olan türleri korumak için birçok çalışma yürütüyor. Milli parklar ve doğal yaşam alanları bu çalışmaların en önemlileri arasında. Bu alanlar, vahşi hayvanların güvenli bir şekilde yaşamasını ve çoğalmasını sağlıyor. Ayrıca insanları bilinçlendirmek için eğitim programları düzenleniyor. İnsanların vahşi yaşamın önemini anlamaları ve doğayı korumaları için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu çabalar, Türkiye'nin doğal zenginliğinin gelecek nesillere aktarılması için
çok önemli. Türkiye'nin eşsiz doğası ve vahşi yaşamı hepimizin sorumluluğunda. Bu mirası korumak için hepimize görevler düşüyor. Doğaya saygılı olmak, çevreyi kirletmemek ve vahşi hayvanlara zarar vermemek en önemli sorumluluklarımız arasında. Unutmayalım ki, doğayla aramızdaki dengeyi korumak sadece vahşi yaşamın değil, aynı zamanda insanlığın geleceği için de çok önemli. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız.